Selam. Serkan ben, merhaba. Merhabalar, sağ olun, siz nasılsınız? Susma, sustukça sıra sana gelecek. 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 Mağdurlar burada, kompas nerede? Arkadaşlar, 10 dakika sonra meydana doğru yürüyüş yapacağız. Meydanda basın açıklaması yapıldıktan sonra hepimiz dağılıyoruz, herkesin bilgisine. Tekrar söylüyorum, 10 dakika sonra Taksim Meydan'a yürüyüş düzenliyoruz. Taksim Meydan'da basın açıklamasını yaptıktan sonra hepimiz makul bir şekilde dağılıyoruz.
yakıyor araba. Halka yalan söylediler.
ruhsatı tabu bulunan konutları inşaat şirketine parasını ödeyerek borçlanarak satın aldık. Pek çoğumuz bu konulara sahip olabilmek için banka kredisi kullandı. Bu konutlara sahip olabilmek için. Ancak normal şartlarda 2 yıl önce teslim edilmesi gereken konutlardan daha temeli atılmayanlar bulunuyor. İnşaat devam ederken İstanbul Büyükşehir ve Esenyurt Belediyesi tarafından durduruldu. Gerekçe olarak da imara aykırı yapılaşma gösterildi. Sesi yükseltmiyor daha. Oysa ki imara aykırı denilen binlerce konutun kaba inşaatı tamamlanmıştı. Bazı konutlar 30. katına kadar yükseltildi. Bu konutların bir kısmının tapusu da Türkiye Cumhuriyeti Esenyurt Tapu Dairesi tarafından verildi. Hiç kimse bu inşaatlar yükselirken gelip burası aykırı demedi. Bırak. İnşaat şirketleri bizi dolandırdı. Tüm bu olaylar yaşanırken senetle ev olan hak sahiplerine inşaat şirketleri tarafından icra takibi başlatıldı. İnsanların evlerine, arabalarına haciz yapıldı. Ortada ev yokken para talep eden, bu yetmemiş gibi hak sahiplerini tehdit ederek sözleşmelerinizi iptal ederim diyen başta fi yapı sahibi Fikret İnan olmak üzere diğer inşaat sahipleri dairelerimizi bankalara ipotek olarak verdiği ya da yaşanan sorunlardan habersiz olan kimselere sattılar. Ayrıca fi yapı iflas erteleme talebiyle gittiğimiz mahkemede bizlere sözleşmeyle satmış olduğu daireleri kendi malım diye gösterdi. Tapularınızı vereceğim diyerek insanlardan almış oldukları paraları bırakın iade etmeyi, kusura bakmayın tapu yok diyerek inkar ettiler. Kovulduk. Esenyurt'taki 10 binin üzerinde yapımı durdurulan konutla ilgili olarak pek çok defa Esenyurt Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve başta fi yapı sahibi Fikret İnan'la görüşmeye çalıştık. Ancak hiçbirinden sonuç alınamadı. Esenyurt'ta durdurulan en büyük proje olan 3200 konutluk Fiside projesinden daire satın alanlar sorunlarını çözmek için Fiside Daire Sahipleri ve Yakınları adlı bir dernek kurdu. Fiyapı'nın sahibi Fikret İnan'la görüşmek için şirketin yönetim merkezine giden dernek yöneticileri ve üyeleri Fikret İnan tarafından kovularak size ev yapmayacağım, bildiğinizi yapın diyerek kapı dışarı edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu en az 35 bin ailenin mağdur edildiği skandal olayla ilgili 50-100 kişiler bir şey olmaz yorumunu yapmaktan geri kalmadı. Paralarını ödeyen ve evlerini isteyen insanların maruz kaldığı bu olaylar binlerce kişinin kaderine terk edildiğinin sadece bir tek örneği. İBB'den sonuç alınamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş sorunu çözeceklerini söylemesine rağmen hala somut bir adım atılmadı. Bu ay içinde yapılacak olan İBB meclis toplantısında konunun artık çözülmesini istiyoruz. Mağdur sayısı 100 bin. Oysa ki gerçekler hiç de böyle değil. Binlerce hak sahibiyle birlikte aileleri düşünüldüğünde sayı 10 binleri buluyor. İşin daha korkunç tarafı da şudur. Konut üretimi açısından İstanbul en yoğun ilçelerden biri olan Esenyurt'ta bu imar skandalı yüzünden etkilenen şahıs sayısı tam ve kesin olarak da bilinemiyor. Ancak rakamlar 30 bin ile 40 bin arasında değişen sayılarda konutun imar izahının iptal edildiğini gösteriyor. En düşük rakamı alsak bile etkilenen aile üyeleriyle birlikte mağdur sayısı 100 bini aşıyor. Sadece devlete güvendik. Tüm bunlar bir yana devletin ve belediyenin imar iznine güvenen yüz binlerin kendi resmi kurumlarına güven duymasının cezalandırıldığı bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz gerçeği de aşikardır. Mağdurların ev hayali Başbakan Erdoğan'ın araba değil ev alın sözleri resmi makamların vurdum duymazlıkları ile yerle bir edilmiştir. On binlerce mağdur hem Başbakan Erdoğan'ın çağrısı hem de bir konut alabilme hayaliyle birikimlerini devletin ve belediyenin imar izni vermesinin rahatlığıyla bu konulara yatırmıştır. Sebebini hiçbir zaman anlayamayacağımız ve anlatamayacakları bir nedenle verilen imar izinleri geri çekilince insanlar mağdur edilmiştir. Konu bu kadar basitken kamuoyunun kafasını karıştırmak, mağdurları rencide etmek hiçbir siyasal ahlakla bağdaşmaz. Çözüm istiyoruz. Şimdi ikinci defa belediye meclisi toplantısı öncesi bir aradayız.
İsteklerimiz çok basit ve asla kimseyi zor durumda bırakmayacak, bırakacak, özür dilerim. Asla kimseyi zor durumda bırakacak şeyler değildir. İmar izinleri sorununun mağdur tarafların mağduriyetini giderecek şekilde bir an önce çözümlenmesini, söz konusu kanunlar için şu ana kadar ödediğimiz tüm paraların devletle ilgili bakanlıklar tarafından binaların inşaatının devam ettirilmesinde kullanılmak üzere teminat altına alınmasını, şu ana kadar yapılan bundan sonra yapılacak olan ödemelerimizin sigorta altına alınmasını, tapuların üzerindeki hacizlerin kaldırılıp hak sahibi olan mağdurlara verilmesini talep ediyoruz. Saygılarımızla Esenyurt Mağdurları Platformu. Katılım gösteren herkese teşekkürler. Hepsinin sorunları farklı farklı değil. Herkes aynı sorundan müzdarip. Kadıoğlu, Necmi Kadıoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı bu projelerin açılışına katılıp bizzat 25 kat ruhsatları göstererek ve maketten ev alınmayacağını iddia ederek bizleri zor durumda bırakmaya çalışıyor. Fakat burada kurdele keserek 25 kat ruhsatları olan binalardan bize daire almamızla ilgili herhangi bir sıkıntı olmayacağını söyleyerek ve bu paketlerin önünde basına poz vererek bizim de bu projelere güvenmemize sebep olmuştur. 25 kat ruhsatları gözlerimizle gördük. Bu ruhsatlara bakarak ve Necmi Kadıoğlu'nun belediye başkanının burada açılışa katıldığına güvenerek bu firmalardan biz daire aldık. Bu daireleri biz sadece kendimiz için değil, çoluğumuz çocuğumuz için aldık. Geleceğimizi bunlara bağladık. Esenyurt'taki bütün projelerde emsal değerinden dolayı problem vardır. Sadece Babil'de, Ukra'da, Fiyapı'da değil, buradaki Bulut İnşaat, Ardışlı evlerinde de problem vardır. Yalnız burada sadece birkaç kişiden, birkaç yüz kişiden bahsediliyor. Buradaki mağdur sayısı inanılmayacak kadar 40-50 binleri bulmaktadır. Necmi Kadıoğlu ısrarla ben size 25 kat ruhsat vermedim diyor. Fakat biz bu ruhsatları gözlerimizle gördük. Ve sonradan bu ruhsatlar 9+4'e düşürüldüğünde eski ruhsatlardan hala daire satışları yapıldı. Firmalar da bundan sorumludur. 9'un üzerindeki katlardan bu 25 kat ruhsatlar iptal edildikten sonra da daire satılmıştır. Burada sadece belediyelerin, Büyükşehir Belediyesi'nin değil, firmaların da sorunu vardır. Firmalar da sıkıntılıdır. Firmalar da insanları zor durumda bırakmıştır. O yüzden bu sorun sadece meclisten çıkacak kararla çözülecek gibi de görünmüyor. Firmaların mali durumları da bu süreçte büyük zarar görmüştür. Bundan dolayı bundan sonraki yapacağımız ödemelerin teminat altına alınması zorunludur. Aksi takdirde bundan sonra yapacağımız ödemeler de verdiğimiz peşinatlar ve şuraya kadar ödediğimiz rakamlar da tamamı boşa gelecektir. Burada belediye başkanına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyoruz. Bu sorunu çözmeleri elzemdir. Aksi takdirde insanlar kendilerine zarar vermeye başlayacaktır. Birçok arkadaşımız psikolojik tedavi görmeye başladı. Aileleri dağıldı. Evlenmek için nişanlı insanlar buradan projelerden ev aldı. Bu insanlar ayrılma aşamasına geldi. Bu sorun sadece 3-5 kişiden ibaret değil. Aileleri de bir araya kattığımız zaman 40-50 bin kişiden bahsediliyor. Burada eğer bir rant varsa bu rantı kim paylaşacaksa paylaşsın.